Herkese merhabalar, hayırlı günler. Arkadaşlar bugün sizinle yeni bir ritüel paylaşmak istiyorum. Ritüelimiz sevdiğin kişiyi ya da birilerini ikna ve razı etmek için ev şartlarında yapabileceğin çok kolay, basit ve etkili ritüel. Ee, mesela sevdiğim kişiyi ikna edemiyorum ya da Rana Hanım... E işte birileriyle bir işimiz var ya da ne bileyim bir imza yapma atması gerekiyor ya da o konuda bu konuda ikna edemiyorum. Ağzıma bakmıyor. ya da beni dinlemiyor deyip de mesela bazı konularda şikayetçi olanlar var. Bakım esnasında bakım yaptığım zaman hep ben kimin hangi ritüele ihtiyacı varsa not alıyorum ve benzeri ritüelleri biliyorsunuz paylaşıyorum. Şimdi siz birilerini ikna ve razı etmek istiyorsanız, bu sevdiğiniz kişi olabilir, eşiniz olabilir, çevrenizde arkadaş olabilir ya da ne bileyim biriyle mahkemelik, bir imzalık sorununuz varsa o kişi olabilir. Sonuçta iknanın ne anlama geldiğini bildiğiniz için birileri senin ağzının içine baksın ve bazı konularda seninle aynı fikirde olsun ya da razı gelsin istiyorsan bu uygulamayı yapabilirsiniz. E, i̇natçı, seni dinlemeyen, dediklerinin hep tersini yapan kişilerin seni dinlesin, ağzına baksın, huyu yumuşasın istiyorsan bu uygulamayı yapabilirsin. Örneğin şöyle bir teo vereyim: e, sevdiğin kişinin ailesinden birileri seni sevmiyorsa, o kişinin huyunu yumuşatmak için bunu yapabilirsin. Ya da e, ne bileyim kendi ailende birileriyle anlaşamıyorsan bazı konularda. Bu uygulamayı yapabilirsin ya da çalıştığın yerde birileri mesela dediğin tersini yapıyor ya da beraber bir projeye imza atacaksın karşı taraf istemiyor mesela bu uygulamayı yapabilirsin sonuçta seni dinlesin ağzına baksın ikna olsun ya da seninle bazı şeylerde mesela razı gelerek anlaşabilsin istiyorsan bu uygulamayı yapabilirsin. Ee, de beni yeni takip eden takipçiler, ben ismimi söyleyeyim size. Eee, astrolog ve spiritüalist Vedma Rana olarak e, YouTube'da sayfam bu şekil yazıyor. İsmim Rana. Ee, sizden ricam yeni takipçilerim, benim eski videolarımı detaylı bir şekilde izleyerek ondan sonra ritüelleri yapmanızı rica ediyorum. Ee, ve paylaştığım ritüelleri e, gereken malzemeleri buradan söyledikten sonra Rana Hanım işte o yok bu yok ben de yapabilir miyim diye ayrıyetten e, WhatsApp'tan özel mesaj atarak sormayın. Ben e, videoları detaylı bir şekilde anlatıyorum. Varsa elinizde söylediğim herhangi bir ritüel için malzeme sadece bundan bahsetmiyorum. Yapabilirsiniz yoksa da e, yapmayın ya da olduğu zaman yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar. Ee, bu uygulama için altara gerek yok. Muma gerek yok. Kişinin resmi olacak. Resmi olmayan kişinin ikna edemezsin. Çünkü az sonra ne için onu anlayabileceksiniz. Sebebini. Altara gerek yok. Muma gerek yok. Kişinin resmi ya da yıkanmamış bir giyimi de olabilir. Bu uygulamayı gece yarısı yapıyorsunuz. Ve özellikle çarşamba akşamını. Mesela çarşamba akşamı. Bulunduğun ülkenin saatiyle 23 ve 23.45 arası yapabilirsin. 45 dakika zamanın var. Günlerden çarşamba günü, akşam ya da gece saat 23. 23.45'e kadar yapman gerekiyor. Eğer mesela bu hafta yapıp yetişemedin bir sonraki hafta bunu e, o saatte gerçekleştirebilirsin. E, ve dikkat etmeniz konu, hanımlar özel gününüzde yapabilirsiniz. Sorun yok. E, ve dikkat etmeniz gereken konu ee, ikna edeceğiniz kişinin şunu farz edin fotoğrafı diyerek ikna edeceğiniz kişinin e, fotoğrafı olarak düşünün e, net olarak resmi lazım. Özellikle en son hale olursa daha iyi. Eski ne bileyim işte 5 senelik, 1 senelik, 10 senelik fotoğraflardan iş yapmanız biraz zor olur ya da sonuç hemen alamazsınız. Ee, ne kadar yeni fotoğraf olursa özellikle net bir şekilde gözler e, net görebiliyorsanız bu daha iyi olacak. Şimdi bu uygulamayı yapmak için günü söyledim, saati söyledim. Muma ya da ne bileyim altar hazırlamana gerek yok. E, fotoğrafı alıyorsun, e, ikna edeceğin kişinin gözünün içine bakıyorsun. Sanki telepati kurduk gibi. Gözünün içine bakıyorsun ikna edecek kişinin ve şu şekil niyet ediyorsun. Niyet ettim. Sen falanı kızı falanı ya da filanı oğlu falanı işte hangi konuysa ikna edeceğiniz bu konuda razı geleceksin ikna olacaksın beni dinleyeceksin dedikten sonra fotoğrafa 7 defa üfürüyorsunuz ondan sonra fotoğrafı aynen fotoğrafın yüz kısmı yukarıya bakacak sol ile el ile tuttun sol kolunu aldın işte niyetini ettin ondan sonra yere koyuyorsun yere koyuyorsun ya da işte evinde parkenin üzeri olabilir halının üstüne değil ee, ve ayağınızdan çorabınızı çıkartıyorsunuz. Çorabı ayağınızdan çıkartıyorsunuz. Ve e, sol ayak ile fotoğrafın üzerinden şöyle bastıra bastıra sert bir şekilde e, çünkü huyunu yumuşatman gerekiyor. Sol ayakla ile bastırıyorsun fotoğrafı şu şekil. E, yalın ayak, çorap, ayakkabı, hiçbir şey, terlik, merlik, hiçbir şey olmayacak. Ve 41 defa ritüelin sözlerini söyleyeceksin. Ayağım yeri sen beni isteyeceksin. Ben hayatta olduğum yere bastığım her an sen benimle yanımda olacaksın. Ben nereye sen oraya beni dinleyeceksin. Amin. Bitti. Ayağım yeri sen beni isteyeceksin. Ben hayatta olduğum. Yere bastığım her an sen benim de yanımda olacaksın. Ben nereye sen oraya beni dinleyeceksin. Amin. Bu uygulamayı kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ritüelin sözlerini 41 defa tekrar tekrarlaman gerekiyor. Ondan sonra fotoğrafı alıyorsun baş ucunda kalacak. Karşı taraf ikna olduğunu anladıktan sonra resmi bir yere kaldırabilirsin. Mesela yaptın ne bileyim ciddi bir problem sorunun varsa karşı taraf ile bu sefer bunu 40 günde bir kere tekrarlayabilirsin ta ki karşı tarafı ikna edene kadar. Birçoğunuz hemen sonuç alırsınız. Birçoğunuz mesela sonuç almakta bazen zorlanıyorsunuz. Sebebi ritüel değil. Nefesiniz kuvvetli olursa o an o uygulamayı yaparken canı gönülden isteyerek ya da ne bileyim ritüel dediğimiz tiyatro gibi mesela o obrazın içine girerek kendiniz o an hiç kimseyi hiçbir şeyi değil sadece ikna edeceğiniz kişiyi düşünerek konuya ritüele odaklanırsanız tabii ki de sonuç alacaksınız. Eğer ikna edeceğin kişinin üzerinde koruma varsa ya da ikna edeceğin kişinin mesela üzerinde negatif varsa ya da sen tarafa mesela yolu bağlıysa bu uygulama belki etki göstermeyebilir. Ama gene de denemekte e, fayda var. Gene de şansınızı deneyin. Eğer öyle bir şey varsa öncelikle korumanın etkisini kaçırarak, yollara açılsın deyip ne bileyim arınma yaparak ondan sonra da e, mesela olmuyorsa o şekilde deneyebilirsiniz. Ondan sonra bu uygulamayı yapabilirsiniz. Üzerinde negatif yok, sorun yok, koruma yoksa hemen bunun etkisini görürsünüz. Ritüeller ev şartında yapabileceğiniz için basit kolay oluyor. Profesyonel ritüeller bambaşka bir şekilde yapılıyor. Ya da o ritüelleri ben kamera karşısında göstermiyorum size. Ee, Ayrıyeten e, sizden ricam bireysel bakım için randevu almak isteyenler 0553 670 -37 43 Şu telefon numara YouTube'da uzun zamandır işte olduğum günden YouTube'da olduğum günden bu telefon numaram var. O yüzden de şu hatta yazdığınız zaman otomatik linkler gidiyor, otomatik linkten ilerleyerek orada gelen linkteki. E Otomatik linkteki mesela linklere tıkladığınız zaman randevu sayfası, randevu nasıl alınır, ürün ve kitap satın almak için nasıl ilerlemeniz gerekiyor, ritüelleri yapmanız için, mum almanız için ya da asistan Sevil Hanım'dan görüşebilmeniz için nasıl ilerlemeniz gerekiyor? Hepsiyle ilgili detaylı otomatik linkler gidiyor. O şekil ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ritüelin sözlerini 41 defa okuyacaksınız. Ya da tekrarlayacaksınız ve farkındaysanız ayağım yeri sen ben isteyeceksin. Ayak mesela yeri basmazsa olmuyor çünkü biz ne yapıyoruz? Yürümek istiyoruz ya da bugün hareketsiz kaldım biraz yere basayım ya da ne bileyim biraz yürüyeyim de açılayım diyoruz. O yüzden de ayağım yeri e, sen ben isteyeceksin. Ben hayatta olduğum yeri bastığım her an sen benimle yanımda olacaksın. Ee, ben nereye sen oraya e, beni dinleyeceksin amin dedikten sonra senin hangi konuda ne sorunun var hangi sıkıntın var orasını e, seni duyan evren ruhlar melekler nasıl mesela e, bu konuyla ilgili e, hayırını nasıl göreceksin ya da hangi etkiyi alacaksın ya da sana o an e, bu ritüeli yaptığın zaman Hangi enerji nasıl etki gösterecek onu ileriki zamanda tabii ki de sen göreceksin. Birçoğunuz e, mesela ne bileyim e, şimdi diyebilirsiniz Rana Hanım e, ben bunu sevdiğim kişiye yapabilir miyim? Mahkemelik olduğum kişiyi ikna etmek için yapabilir miyim? Ya da onun için bunun için. Evet herhangi bir kişiyi ikna etmek istiyorsan seninle aynı telden çalıp da mesela razı gelsin istiyorsan bunu yap. Ama devamını da evrene bırak. Onlar kendi işini biliyorlar. Biz yeter ki isteyelim yapalım. Kendinize iyi bakın. Hayırını görün. Ee, ve e, benimle iletişim kurmak isteyenler ya da Rana Hanım e, bakım yaptırmak istiyorum diyenlerin de dikkatine otomatik linklerden ilerlemeniz gerekiyor. E, tekrar yeni videolarla görüşmek üzere.